düzene hayır dendiği gerçeğini sarayda görüyor. Dolayısıyla saray rejimi kampanyasını daha ilk günden itibaren korkutarak, tehdit ederek, bizleri terörize ederek yürütmek konusunda kararlı gözüküyor. Çünkü artık anlatacağı bir Türkiye hikayesi kalmadı. Aydınlık, umut dolu, özgüvenli bir yarın anlatması mümkün değil. Kendi hikayesi bitti. Bunu gördüğü için de ve talep ettiğinin de 100 yıl sonra egemenliği milletten alıp yeniden saraya vermek olduğunu bildiği için de maalesef tek yapabildiği şey korkutmak, tehdit etmek, baskı yaratmak. 16 Nisan'dan sonra Türkiye'de aydınlıkların başlayacağını onlar da görüyorlar. O yüzden de Hayır diyen akademisyenden, hayır diyen gazeteciden, hayır diyen televizyoncudan, hayır diyen siyasetçiden, emekçiden, kadından, erkekten, yıllardır bu ülkeye emek vermiş emeklilerden, şehit annelerinden bile terörist ilan edecek kadar korkuyorlar. Bu korku sonucunda da hayır diyen bilim insanlarını üniversiteden atmaya cüret gösteriyorlar. Hayır diyen gazetecileri, televizyoncuları işleriyle onurları arasında bir tercih yapmaya zorluyor ve sıkıştırıyorlar. Onurlu gazeteciler direndiği için yandaşları rahat yalan söyleyebilsin diye referandum sürecinin kurallarını KHK ile değiştiriyorlar diyorlar ki hep biz konuşalım gerçekler sussun. Çünkü biliyorlar ki biz anlatırsak gerçekler ortaya çıkacak ve gerçekler ortaya çıkarsa bu düzen değişecek ve Türkiye kazanacak. Dolayısıyla hayır kampanyasını daha ilk günden zorbalıkla engellemeye çalışıyorlar. Demokratik hakkını kullanan karşısına konmuş olan iki tercihten birine dair görüş bildirenleri bu ülkenin milyonlarca vatandaşını terörist ilan ediyorlar. Gözleri dönmüş. Şunu bilin ki ne yaparsanız yapın gece yarısı sinsice getirdiğiniz KYK'larla üniversiteden atmaya kalktığınız yüzlerce bilim insanı da hayır dediği için gece uykularınızı kaçıran İrfan Değirmenci de, bu ülkenin nice milyonlarca onurlu insanı da Türkiye diyen bizler asla yılmayacağız. Bizi yıldırmanız mümkün değil. Gerçekler konuşacak. Biz konuşmaya devam edeceğiz. Siz sesimizi kıstığınızı zannedeceksiniz ama siz kısmaya çalıştıkça herkes bizi daha çok duyacak. Türkiye kazanacak ve bugünden zaten kazanıyor terörist ilan etmeye kalktığınız bu millet cumhuriyeti yeniden ayağa kaldıracak, sizin çarpık düzeninize bu saray rejimini bitirecek ve yeniden aydınlık bir Türkiye hikayesini demokratik bir biçimde hep beraber yazacak. Siz bu değişimin başladığını gördüğünüz için korkuyorsunuz zaten. Çünkü daha bugünden insanlar sizin tehdidinize rağmen korkusuzca, özgüvenle umutla Türkiye beraber diyor ve Türkiye kazanacak diyor. Şimdi buradan bu korkuyu zaten doğal olarak en hızlı yenmiş olan gençlerimize bir açık çağrı yapmak istiyorum. Hepimizin görevi mutlaka sandığa gitmek. Hepimizin görevi bu demokratik hakkımızı hayırlı bir biçimde kullanmak. Hepimizin görevi oyumuzu kullandıktan sonra en demokratik hakkımız olarak oyumuzun sayıldığını garanti altına alacak şekilde o sandıkları korumaktan geçiyor. 80 milyonun ortak görevi Türkiye'de demokrasiyi bu sandıkta yaşatmaya başlamaktan geçiyor. Sevgili gençler, lütfen üniversitelerinizden ayrılamayacağınız bir hafta sonuna denk gelen bu referandumda Olduğunuz yerde oyunuzu kullanabilmek için kayıtlarınızı aldırmayı ihmal etmeyin. Siz varsanız Türkiye'nin yarınları mutlaka aydınlık olacak. Siz varsanız Türkiye Cumhuriyeti demokratikleşecek.